Merhaba, hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Arkadaşlar bugün yine bir tane soru çözeceğiz. Videoyu dikkatle dinleyin. Sizden ricam videoyu beğenmenizdir. Videoyu beğenerek kanala ve beni desteklemiş olursunuz. Bu desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sorularınız olsa yorum kısmına yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden sınava gireceklere başarılar diliyorum. Başlayalım. Kaza sonrasında solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise Kazazeden omuriliğine zarar vermeden Araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik Rentek manevrası itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma Ayak bileklerinden sürükleme, koltuk altından tutarak sürükleme Arkadaşlar bakın cevap A seçeneği rentek manevrası rentek manevrasını ne zaman yapacakmışız Patlama tehlikeli bir durum var ise Normalde bakın şurada rentek manevrasının fotoğrafı da var. Şu ele falan iyi dikkat edin bazen çünkü soruyor. Bak şu şekilde tutacak. Arkadaşlar eğer kişiyi normalde araçtan çıkartmıyoruz. Normalde bu tür durumda kişiye dokunmuyoruz. Çünkü zarar verebiliriz. Om omurları ya da boynunu falan kırma ihtimalimiz var. Çünkü boyunluk falan yok dikkat ederseniz. Ama ne zaman çıkartacağız bu tür kişiyi? Artık son çarede solunum, yangın, patlama gibi durumlar var ise buradan çıkartmazsa kişi artık çok büyük zarar görecekse çıkartıyoruz. Yoksa çıkartmayıp bekliyoruz ilk yardımcıların gelmesini. Yani acil servisçilerin, ambulansın gelmesini. Geçelim. Aşağıdaki durumların hangisinde kaza zediye hemlik manevrası uygulanır? Kan şekeri düştüğünde, tam tıkanma yaşandığında, kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Hemlik Hemlik demek arkadaşlar tam tıkanma olduğunda uygulayacağımız pozisyon demek. Şimdi bakalım. Hemlik neymiş nasıl uygulanırmış. Tıkanmalar kısmi ve tam tıkanma olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kısmi tıkanmada kişi öksürür nefes alabilir filan falan bak burada. Bu tür durumdaki kısmi tıkanma olan kişi öksürmeye teşvik edilir. Kesinlikle başka bir işlem su filan verilmez. Tam tıkanmada da nefes alamaz, acı çeker, konuşamaz, rengi morarır. Burada da tam tıkanma örneği var. Bu kişiye ne yapacaksın? Hemlik manevrası. Hemlik manevrası nedir? Bakın burada aşamaları var. Bakın burada fotoğraflara iyi bakın. Burada da bebeklerde hemliğin sıralaması var. Bu birinci adım, ikinci adım, üçüncü, dördüncü adım. Çünkü soruyorlar bu adımları onun için koydum. Yine bu birinci aşama, bu ikinci aşama, bu üçüncü aşama, bu dördüncü aşama. Bu sıralamalarda unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımı lehasıdır? Bu lehalar birbirine benziyor. Dikkat edelim. Bakın arkadaşlar cevap D seçeneği. Diğerleri neymiş? Onlara bakalım mı? Bakalım. Bu işte arkadaşlar Onarım yaklaşımı şunlar. Mesela bunlar çıkar. Demiryolu hem zemin geçit. Kontrollü demiryolu geçidi. Bu da köprü yaklaşımı. Unutmayın. Bu levhalar sıkça çıkar. Özellikle köprüyle demiryolu hemzemin geçidi çok karıştırılıyor. Unutmayın bunu. Şunun ikisini. bununla bunu unutmayın, karıştırmayın. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? Şu çizgi. Şıklarımız yavaşlama çizgisi, taralı alana girilmez, bölünmüş yol başlangıcı, taralı alan içine park edilebilir. Doğru cevap. B seçeneği taralanana girilmez. Arkadaşlar bu çizgilerle ilgili şunlar gelir karşımıza. İşte bunlar. Bu taralı alana girilmez. Bu yaya geçidi. Bu yaya geçidi. Bu da yavaşlama uyarı çizgileri. Unutmayın. Zaman zaman şu şekilde soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi yaya geçidini gösterir diyor. O zaman hangileri? Bunun ikisi. Unutmayın. Bunlar önemli. Şu yaya geçidini karıştırmayın. Bu şekilde de yaya geçidi oluyor. Geçelim. Emniyet kemeri ve kullanımı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Bu tür öncüllü soru önce soruyu okuyun. Sonra doğru olanların yanına artı yanlışlara çarpı koyacağız. 1. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri sağa sola yukarı vurmasını engellemek. Emniyet kemeri. Doğru mudur? Doğru arkadaşlar. Bunun engeller 2 kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirir. Bu da okey. 3 yerleşim yeri içerisinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcular emniyet kemer takması zorunlu değildir. Değildir. Bu da doğru. Doğru cevap nedir? 3'ü de doğru. Bu şekilde yaparsanız daha rahat olur. Önce soruyu okuyup sonra öncülleri okursanız. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden değildir? Yani polis sizi durdurdu hangisi zorunlu değil. Sürücü belgesi zorunlu. Tescil belgesi zorunlu. Nüfus cüzdanı, zorunlu. Araç bakım kartı önemli değil arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların Görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisindir? İş makinesi, polis aracı, ambulans, itfaiye aracı hepsi de geçiş üstünlüğüne sahip araç bunların. Tesadüfün dördü aynı yerde bulunmuş. İlk hangisi geçecek? Cevap tabii ki C seçeneği ambulans. En önemlisi hasta taşıyan, can taşıyan budur. Bu önemlidir. Şimdi bunlarla ilgili sıralamada şudur. Unutmayın cips kuralı diyoruz biz buna. Önce C Sonra i sonra p sonra s yani önce can kurtaran Sonra itfaiye sonra polis sonra sivil savunma aracı Cips bak baş harflerini birleştirince cips çıkıyor Yani can kurtaranla polis karşılaşınca hangisi geçecek can kurtaran itfaiye ile polis karşılaşırsa itfaiye geçecek Bu şekilde aklınızda kalsın Şekildeki bir numaralı araç 80 km saat hızla seyrederken Öndeki aracı en fazla kaç metre yaklaşabilir bu bir bu buradaki mesafe ne olmalıdır en fazla cevabımız D seçeneği 40 nasıl bulduk 82'ye bölerek yani burada bize takip mesafesini soruyor aslında karıştırmış burada kafamız karışsın diye ama sorunun özü takip mesafesi şimdi bu takip mesafesiyle ilgili bilmemiz gereken şunlar var bunlara iyi bilin takip mesafesi dediğimizde hızın yarısıdır yani 90 ile gidiyorsanız 45 yüzle gidiyorsanız 50 metre bakın bu fotoğrafta görüyorsunuz. Bir diğer olay nedir? Takip mesafe 88-89 kuralı. Bu da takip mesafesini. Bu 88-89 kural diye bir şey görürseniz takip mesafesinden bahsediyor. Anlayın bunu. Bir de takip mesafesi nedir? Bir aracın 2 saniyede kat edeceği yolla ilgili bir durumdur. Onu da yine unutmayın. Araçların 2 saniyedeki hareketi. Yine takip mesafesiyle ilgili bilmeniz gereken şu çıkıyor. Kol ve grup halinde yani konvoy şeklindeki araç kullananlarda araçların arasına Kendilerini sollayıp geçmek isteyen araçların gerektirdiğinde güvenle girebilecekleri kadar açıklık bulundurmak zorundadır Yani konvoylar ne yapacakmış Diğer araçların araya güvenle girecekleri kadar açıklık bulunduracakmış Bir de takip mesafesi ile ilgili şunu bilin Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri 50 metre en az Takip mesafesi kuralı vardır Unutmayın Geçelim Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Şimdi animasyonu tekrar tekrar izleyelim. Çünkü öncüllü bir soru. 1- Köprü üzerinde en fazla 60 km hızlı ilerlemelidir. 2- Köprü üzerinde sollama yapabilir. 3- Karşı yönden gelen yüksek tonajlı araçlara yol vermelidir. 4- Köprü üzerinde durma ve duraklama yapabilir. Şimdi hangisini yapması yanlıştır diyor. Şimdi bakalım tek tek. Köprü üzerinde en fazla 60 km hızlı ilerlemelidir. Bu doğru arkadaşlar zaten 60 km hız levhamız var videoya baktığımız zaman. Bu doğru bunu yapmalıdır. Yapmayacaklar arıyoruz biz. Köprü üzerinde sollama yapılabilir mi? Bu bir kuraldır arkadaşlar köprü üzerlerinde sollama yapılmaz. Tabii ki büyük köprü ya da viyadük olursa durum ayrı. Fakat bu gördüğünüz köprüde yapılmaz genel olarak. 2 o zaman bizim aradığımız şey. 3 karşı yönünden gelen yüksek tonajlı araçlara yol vermelidir. Bu da yanlış arkadaşlar. Sürücü gördüğünüz üzere bir otomobil. Kural neydi? Herhangi bir aksine bir işaret yoksa eğer, orada aksine bir işaret yok şu an görüldüğü üzere. Herhangi bir aksine işaretten kastım lefa. Herhangi bir lefa olmadığına göre burada arkadaşlar karşı yönden yüksek tonajlı araç gelirse otomobile yol vermeli. Yani yol hakkı tam da sürücüde. Köprü üzerinde. Bu da yanlış. 4 köprü üzerinde durma ve duraklama yapabilir. Bu da yanlış. Köprü üzerinde durma, duraklama yapılmaz. O zaman yanlış olanlar neymiş? 2, 3 ve 4. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. D seçeneği çıkmamış ama zaten cevap da o değil. Geçelim. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? İşaretimiz bu. Bakalım. Şıklarımız A yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. B dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. C 6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. D 6 tondan fazla patlayıcı parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez. Sorumuzun cevabı nedir? B seçeneğidir. Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. Manasını. bura 6 olur bazen 7 olur değişir rakamlar kafanızı karıştırmasın. Bu gabari meselesiyle ilgili şunları bilmenizde fayda var. Gabari nedir? Aracın yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüdür. Gabari bilirsiniz fakat bazen taşıma sınırının tanımını soruyorlar. O da şu şekilde. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ve yolcu ağırlığı. Kapasite. Taşıma sınırı budur. Bunun tanımını soruyorlar. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ve yolcu hizmeti sayısına ne denir diyor? Kapasite unutmayın. Şimdi bir de bununla ilgili şu gabari ile ilgili şunları bilmenizde fayda var. Bu genişlik anlamda gabari, bu yükseklik anlamda gabari. Oklar yukarı ve aşağıda. Bu uzunluğu 10 metreden fazla olan araçlar giremez diyor. Bu da dingil başına 6 tondan fazla olan araçlar giremez. Bu da yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. Bu defalar önemli. Bir de şurada taşıma sınırının tanımı önemli. Bunu mutlaka ezberleyin, öğrenin. Geçelim. Araç kullanırken yukarıda verilen belirtileri sürücüde sezilmesi halinde hangisi yapılmalıdır? Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa, dalıyor ya da dikkatin toparlayamıyorsa. Bu belirtiler varsa hangisini yapacağız? Mola vermeli, yola devam edilmeli, gözler ovuşturulmalı, baş dik tutulmaya çalışılmalı. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu durumda mola verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mola demişken mola ile ilgili ne gelebiliyor sınavda? Bunlar geliyor. Şu geliyor. 24 saatlik süreçte devamlı olarak bakın. Devamlı kesintisiz olarak 4,5 saat sürebilir en fazla. 4,5 saatin sonunda mutlaka mola verilmesi zorunlu. Ama şöyle yapabilir. 4,5 saat sürer. 45 dakika mola verir. Sonra bir 4,5 daha sürer. Toplamda da 9 saat sürecek. Bir gün içerisinde yani 24 saat içerisinde Toplam 9 saat ama sürekli molasız buçuk saat. Unutmayın bunu birbirle karıştırmayın. Yine takograf cihazını sorabilirler. Takograf cihazı neyi tespit ediyordu? İşte bu aracın kaç saat kim tarafından kullanıldığını tespit ediyor. Aracın hızını denetliyor. Yine kayıtları hafızasında tutuyor. Bu hafızada tutulan takograf cihazındaki kayıtlar araçta bir ay iş yerinde 5 yıl saklanmak zorunda. Yine çıkıyor sınavda onun için söylemek istedim. Bir de bu takograf cihazını hangi araçlarda bulunduruyorlar? Kamyon, otobüs, ticari araçlarda yani daha çok işin kısası. Onu da unutmayın. Geçelim. Şekle göre bir numaralı aracın sürücüsü hangisini yapmalıdır? Bir numara hangisi? Arkadaki bakalım şıklarımıza. Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı. Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli. Hızını arttırarak öndeki aracı geçmeli, öndeki aracın geç işaretine uymalı. Doğru cevabımız B seçeneği. Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli. Neden? Sollama yapabilir mi hocam? Hayır yapamaz. Neden yapamaz biliyor musunuz? Şu düz çizgi görüyor musunuz? Bakın düz çizgilerde neydi? Sollama yapılmazdı. Zaten bu yolda ilerisi görülmeyen bir viraj. Yani Bunlar olmaz. Hızını arttırmayacağız. Sollama yapamayız zaten tek şerit yani şu düz çizgi olduğu için daha fazla da yaklaşmıyoruz. Neden? Çünkü ilerisi görünmüyor. Ne olacağı belli olmaz. Geçelim. Yerleşim yeri içerisinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Neymiş? Nereye? Trafik işaret levhalarına. 15 20 25 30. Bu doğru cevap A seçeneği 15. Şimdi bununla ilgili birkaç husus var. Yangın musluklarına 5 metre. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş çıkış alanlarına 15 metre. Otobüs duraklarına kamu hizmeti yapan yolcu duraklarına 15 metre. Yine park, bahçe, garaj, sinema ve benzeri iş, okul her iki yönden 5 metre. Alt üst geçitlere 10 metre. Mesafeden park etmek yasaktır. Bu da neydi? Trafik işaret lehalarına da 15 metre. Unutmayın. Geçelim. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? İkisi de sağa dönecek. Evet oklarla görüyoruz. Şimdi bu levhalarda levhalar diyorum. Bu resimli sorularda levhaya bakıyoruz. Levhadan ne anlıyoruz? Buranın tali yol. Şuraya bir T yazalım. Buranın ana yol olduğunu anlıyoruz. Şimdi devam ederim. Hızlarını azaltır mı? Bir araç döneceği zaman evet doğru. Azalt, azaltacaksın. Dar bir kavisle ikisi de sağa dönecek. İkisi de sağ olduğu için dar. Arkadaşlar sol olsaydı sol geniş sağ dar bir kavis. C bulundukları şeritte en sağ yaklaşmaları. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü sağ şeride dönecekler ya. Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları. Yani şöyle diyor. Böyle tamamlamalar doğru olur mu? Hayır bu yanlış. Cevap nedir? Sağ şeride dar bir şekilde girip sağ şeritten devam edecek. Cevabımız D seçeneği yanlış bu. Geçelim Aşağıdakilerden hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir? Şıklar inceleyelim. Doğru cevap tabii ki B seçeneği. Burada nizami bir park görüyoruz. Burada çizgiye basmış. Burada yine çizgiye basmış. Burada yine çizgiye basmış araçlar. Geçelim bunu da. Aşağıdakilerden hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır? Dönüş ışığı nedir? Sinyal lambaları. Şerit değiştirirken kullanırsın. Bir aracın geçilmesi esnasında sollarken sinyal verip sola geçersin. Kavşaklarda sağa sola dönüşlerde evet. Sürücüye geç işareti verilmesinde. Değil, yanlış. Hangi tehlikelere karşı karşılaşacağınızı düşünmelisiniz. Bakın normalde size yeşil ışık yanıyor. Sürücüsünüz. Fakat burada çocuklar var. Yeşil sizin olsa çocukların hakkı olmasa bile yol ne yapacaksın? Çocuklar her zaman çıkabilir. Çocuklar yol zamanında terk etmez. Evet terk etmeyebilir. Bazı çocuklar yeniden geri dönebilir. Evet. Bütün çocuklar yaya yolunda bekler. Hayır. Arkadaşlar cevap nedir? C seçeneği. 1 ve 2. Yani çocuklardan ışık bana yanıyor. Yol hakkı benim gibi bir davranış beklemeyin. Yeşil bile yansa. Dediğim gibi çocuklar geri dönebilir. Bazısı ortaya gelir geri döner. Başı kırmızı yansa da devam eder. Onun için çocuk olduğu zaman çok çok dikkatli oluyoruz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek, sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak, denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak, elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Trafik adabına uygun hangisi davranmış oluyor? C seçeneği. Denetim korkusu olmasa da denetim olmasa bile kemeri kullanmak trafik adabına uygun bir davranıştır. Soru da bunu soruyordu. Geçelim. Arkadan gelen araçları iyi görebilmek, kör noktaları en aza indirmek için yan aynaları nasıl ayarlamalıyız? 45 derece, 30 derece, 60 derece, 90 derece. Cevabımız nedir? En iyi ayna ayarı arkadaşlar 90 derecedir. Şimdi ne demek istediğimi göstereyim ben size. Bakın bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı bir slayttan aldım bunu. Aynalarımızı 90 derece ayarlayarak artı 20 derece geniş açıyla çevremizi görebiliriz. Yani aynamızı 90 derece. Şu şekil bak ne yapıyor? Ayna yeri görüyor. Yanlış demiş. Çizmiş. Bu şekil çok açık. Yanlış. İdeali ne? 90 derece bak. Geçelim. Bir tır şoförü geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak dönemeş ve tepe üstlerine yaklaşırken yakın ve uzağa gösteren ışıkları ardı ardına sırasıyla yakıp söndürüyorsa sebebi nedir? Farları bozuk olabilir, gelişlerine haber vermek, hızlı geliyorum demek istiyordur, müşür arızası vardır. Yani burada tır yazmış ama başka araçlar da olabilir. Kör yerler bakın buralar dikkat ederseniz kavşak dönemeş tepe üstleri kör yerler ilerisi görülmeyen yer. Burada ne yapıyor? Selektör yapıyor. Yakıp uzunu kısaya, arka arkaya yakması demek selektör yapması demek. Amacı nedir? Gelişini haber vermek. Hani kör noktada karşıdaki aracı çizgi göremez mesela kavşakta ya da dönemeçte. Işte. geldiğinizi haber vermek istiyorsunuzdur. İçten i̇şte yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? LPG, benzin, motorin. LPG kullanılır. Benzin, motorun 3'ü de kullanılır. Doğru cevap D seçeneği. Arkadaşlar karıştırmayın. Burada içten yanmalı motoru soruyor. Yani buji ile ateşlemeli motoru sormuyor. Bazen bu soruyu şu şekilde soruyorlar. Buji ile ateşlemeli motorlarda hangi yakıt kullanılır diyor. O zaman LPG ile benzin olur cevap. Ama burada içten yanmalı diyor. Şurada olay netleştirelim. Arkadaşlar içten yanmalı motorların meselesi Yanma olayın iş, motor içinde olmasıdır. Bunun için içten yanma denir. Emme zamanı birinci zaman sıkıştırma, ateşleme ve egzoz zamanı olmak üzere dört zaman vardır. Burada en önemli yerlerden biri şu arkadaşlar. Ateşleme zamanında benzinli motorlarda buji ile ateşleme gerçekleşir. Unutmayın bu sınavda çıkar. Motorun yani mazotlarda ise kızgın hava üzerine motorun püskürtmek suretiyle olur. Dizel araçlarda ateşleme. Yine egzoz zamanında da yanma sonucu oluşan gazlar dışarı atılır. Bir de önemli kısım şu. Buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılan yakıt benzin, LPG, doğalgaz unutmayın. Motorun buji ile ateşlenmez. Önemli. Çıkıyor. LPG, benzin, motorun, dizel bunların hepsi içten yanmalı motor tipidir. Geçelim. Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Yukarıdaki verilenlere bakalım. Ani duruş hızlanmalardan kaçınılması. Tavsiye edilen tip ebatlarda lastik kullanılması. Araçta yapılan gerekli bakım ayarlarının zamanında yapılması. Buradakilerin hepsi olumlu şeyler. Güzel şeyler. Çevre kirliliğinin artması beklenir mi güzel şeyler sonucu? Hayır. Sürüş konforun azalması beklenir mi? Hayır. Bunları yaparsanız artar sürüş konforunuz. Trafik yoğunluğunun artması beklenir mi? Hayır. Cevap D seçeneği aracınız daha az yakıt tüketir. Zaten ani duruş kalkışlardan bile kaçınsanız yakıta faydası vardır Yine ebatlar lastik ebatlar yakıt etkiler Yine bakımların zamanında yapılması özellikle buji bakımlarının Çünkü buji bakım buji ve buji kablolarını değiştirirseniz aracın yakıtı Olumlu yönde etkileniyor Yani azalıyor Buji ve buji kabloları Değiştirildiği zaman araç daha az yakıt tüketir Bilmeniz gerekiyor bunu da geçelim Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu, suyu çok sıcak değilse hangisinin arızalı olduğu düşünülür? Fan müşürünün, termostatın, fan sigortasının, klima kompresörünün. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu sıcak değilse. Şimdi burada sorumuzun cevabı B seçeneği termostat. Termostat dediğimiz şey şöyle bir şey arkadaşlar aklınızda şu şekilde kalsın. Evlerimizde termostatlar var hani sıcak çay koyup pikniğe falan götürüyoruz. Onun görevi nedir? İçerisindeki suyu sabit sıcaklıkta tutmak. Sıcak bir şey koyuyorsak soğumasını engelliyor. Soğuk bir şey koyuyorsak da ısınmasını engelliyor. Burada da termostat aynı görevi görüyor. İsmi de zaten aynı. Yani aracın ısısını ayarlıyor. Sabit bir derecede. Yani araç için en iyi ısı neyse o ısıya göre aracın çalışmasını sağlıyor. Çok soğuk olursa so ısıtıyor, çok sıcak olursa soğutuyor gibi düşünün. Eğer bu şekilde çok sıcak değilse Hararet yaptığı halde termostat arızalıdır. Geçelim. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça hangisidir? Rotil, aks, amortisör, şaft. Cevabımız tabii ki C seçeneği burada amortisörler yay salınım süresini kısaltıyor. Şimdi süspansiyon sistemini inceleyelim. Burada işte gördüğünüz üzere süspansiyon sisteminin temel özelliği nedir? titreşimleri sönümlemek, sürüş güvenliğini sağlamak, konforu sağlamak, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. Süspansiyon sisteminin elemanlarında yaylar ve amortisör var. Yaylar yol yüzeyinden meydana gelen şoklar alıyor. Amortisörler de yayların salınımlarını sönümleyerek sürüş konforu sağlıyor. Yay salınım süresini kısaltıyor bakın amortisör. Sorumuzda zaten ne demişti? Yay salınım süresini kısaltan parça. Neymiş amortisör? İşte şu, bazen de şunu koyarlar şu fotoğrafı. Şuradaki ok işaretiyle sorarlar soru işaretiyle. Bunun ismi de helezon yay amortisör parçasıdır. Bunu da unutmayın. Süspansiyon sistemi elemanıdır. Geçelim. Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem. Şarj, marş, yağlama, ateşleme. Parçaların ömrünü uzatır. Bu sorumuzda da cevabımız C seçeneği yağlama sistemi arkadaşlar. Yağlama sistemi ile ilgili şurada gösterelim. Bakın neydi sorumuzda? Parçaların yağlı bir ortamda birbirine sürtmesini engelliyor. Parçalar yağlarsan işte makinelerde evdeki basit makinelerde de bu şekildedir. İşte ne bileyim bir eski tip kıyma makineleri falan olsun. Onlarda da yağlamazsan parçalar birbirine sürter. Çabuk ısınır makine. Dolayısıyla yağlamak önemli parçaların ömrünü uzatıyor. Yine yağlama sistemi ile ilgili şurada karter yağın deposudur. Yağ pompası, yağ araca pompalar basınçlı bir şekilde. Yağ filtresi yağ süzer belli kilometrede değiştirilmesi gerekir. Yağ çubuğu yağın seviyesini ölçer. İdeal yağ seviyesi iki çizgi arasındadır. Bunun üzerinde çizgi vardır. Yine arkadaşlar yağ göstergesi de şudur. Bakın çaydanlık gibi olan işarettir. Diğerleri arkadaşlar yağ müşiri var. Yağ müşiri de arkadaşlar basıncı gösteriyor. Başka söylemediğim bir şey var mı? Yani arkadaşlar bunları bilseniz şimdilik yeter. Daha çok arkadaşlar yağlama sistemi çok detaylı. Video çok uzamasın diye en önemlilerini söylüyorum ben burada. Geçelim. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması hangisinin ömrünü kısaltır? Far ampullerinin, marş motorunun, silecek motorunun, indüksiyon bobininin Cevabımız nedir arkadaşlar? Farın zaten marş sistemi ile alakalı şeyleri arıyoruz. Çıklar. Farın alakası yok. Bunun alakası yok. Yine bunun da alakası yok arkadaşlar. Marş motorun ömrü kısalır. Şurada göstereyim ben size bu marş sistemi ile ilgili bilmemiz gereken şeyleri. Bakın arkadaşlar şu işte marş motoru. Marş motoru kontağı çevirdiğimizde çalışıyor. Kontak anahtarı 10-15 saniyeden fazla marş yapacak olursak. Akümülatör boşalır maaş dişlisi volan dişlisi zarar görür Sorumuzda ne demişti hangisinin ömrünü kısaltır İşte bak maaş motoru zarar göreceği için ömrü kısalıyor Uzun süre maaş yaparsak arka arkaya maaş yaparsak Arkadaşlar maaş yaptık mesela çalışmadı biraz bekleyip tekrar yapacağız Arka arkaya yapmayacağız Yine çalışır haldeki motora maaş yapılırsa Maaş motoru zarar görür maaş dişlisi volan dişlisi zarar görür yine Şunlar da önemli çıkıyor arkadaşlar marşa basıldığında akümülatör çalışmıyorsa marş pardon marşa basıldığında marş motoru çalışmıyorsa marş motoru akümülatör boştur kutup başları gevşektir oksitlenmiş olabilir kömürleri bitmiştir marş motoru arızalıdır bunlar da bazen çıkıyor bazen de şu marş motorunun bu resmi koyup şunun soru işaretiyle bunun ismi nedir diye soruyorlar onu da bilmenizde fayda var geçelim Aşağıdakilerden hangisi motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? Ani gaz verilmesi, yan aynaların kontrol edilmesi, sol siyah lambaların yakılması, vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi. Motor çalışma sıcaklığına yani araca çalıştırdığınız an çalıştırır çalıştırmaz ne yapmanız uygun değil? Ani gaz vermek uygun değil. Cevap A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi aracın sağ ve sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? Geri vites lambaları, sinyal lambaları, park lambaları, sis lambaları. İpucumuz nedir? Sağ ve sola dönüş. Hangisini kullanıyoruz? Sinyal. Sağ sinyal, sol sinyal. Bunu bilen herkes herhalde arkadaşlar. Sağa dönerken sağa, sola dönerken sola sinyal veriyoruz. Unutmayınız. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir? Buraya bir harita gördüm. Yani şurayı soruyor. Burası nedir? Doğudur. Burası nedir? Batıdır. Burası güney, yukarısı kuzey. Mesela adam şunu söyle, sorar sana. Ee, atıyorum Antalya'dan Trabzon'a giden kişi hangi yöne doğru gitmiş olur? Nedir? Kuzeydir. Bu şekilde de sorabilir. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta hangisi meydana gelebilir? Felç, saç dökülmesi, bulantı kusma, bedensel aktivitede artma. Arkadaşlar boyun önemli bir yer. Omurilik çünkü var. Bak omurilik zedelenmesi diyor. Omurilik zedelenmesi olduğu zaman kişi aklımıza hemen felç gelecek. Onun için boyun bölgesinde kırık olan işte omurilik bölgesinde baş bölgesinde bir sıkıntı olanlarda felç riski olabilir. Onun için mutlaka hareket ettirmeyin. Hareketi kesinlikle en az seviyede yapmak zorundasınız. Baş boyun baş geri çene yukarı pozisyonu vermiyoruz bunlara. Onu da unutmayın. Geçelim. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için hangisinin uygulanması doğrudur? Önce bir gözünüzde canlandırın. El bileği dirsek. Büyük bir kanama. Cevabımız. Cevaplarımız bakalım. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak. dirsek ile omuz arasında turnik uygulamak. Omuz üzerine baskı uygulamak. Kanayan yere tentür diyot uygulamak. Cevabımız nedir? Arkadaşlar A olur mu? Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak zaten bir defa yanlış. Zaten bir de arkadaşlar yukarıda tutarsanız iyi olabilir. Bakın yukarıda tutmak faydalı olabilir. Fakat büyük bir yarada yukarıda tutmanın da bir işe yaramaz. Yani büyük yaralarda yukarıda tutulmasının bir anlamı yok. Ama ufak yaralarda yukarıda tutarsanız kalp seviyesinden işe yarayabilir. Dirsekle omuz arasında turnik uygulamak. Evet. Baskı uygulamak. Kanayan yere tentir diyor açık yaralarda, kanamalarda tentriyot, pamuk gibi işlemler yapmıyoruz. Turnike uyguluyoruz arkadaşlar. Zaten büyük dediği zaman turnike aklımıza gelmesi lazım. Turnike ile ilgili bilmemiz gereken nedir? Turnike, ip, sicil, sicim veya çok misina gibi ince şeylerle, kesici şeylerle uygulanmaz turnike. En az 5-10 santim genişliği olması lazım turnike uygulayacağınız bezin, artık malzemenin. Turnike ne zaman uygulanıyor? Büyük çaplı kanamalarda kanama durdurulamıyorsa çok fazla sayıda yaralı varsa yaralının hastaneye uzak ulaşması zor ve güç ise turnike uygulanır. Yine turnike 15-20 dakikada bir sık gevşetilmelidir. Onu da unutmayalım çıkıyor sınavda. Geçelim. Kazazede'de görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur? Boşaltım sistemi, dolaşım sistemi, hareket sistemi, sindirim sistemi. Kırıklar nerede o gerçekleşiyor? Kemiklerde. Kemik neye ait? Hareketlere, vücudun hareketini sağlıyor. Boşaltımla alakası yok. Dolaşım, kanın vücutta dolaşımını kastediyor dolaşımdan. Dolaşım dediğinde kalp, kan damarları ve kan aklımıza gelmesi gerekiyor. Hareket sistemi dediğinde vücudun hareketini ilgilendiren kemikler, kaslar bunlar aklımıza gelmesi gerekiyor. Sindirim sistemi dediğimiz sistemde ise Mide, bağırsaklar gibi sistemler aklımıza gelmesi gerekiyor. Geçelim. Yine güzel ve dikkat gerektiren bir soru. Sınavda mutlaka çok dikkatli olun arkadaşlar. Dönüş yapacak olan sürücüler, sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Burada bir tane sürücü görüyoruz. Dönüş yapacak hangisini yapması yanlıştır diyor. Şıklarımız dar bir kaviste dönmesi, döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi Kurallara uygun olarak karşıya geçen yarala, yayalara ilk geçiş hakkını vermesi Yanlış olana bakacağız Şimdi Kurallara uygun olarak yayaları geçiş hakkını vermesi doğru mu bu doğru Şıklar inceleyerek gidelim nasıl önce yayalardır burada yaya yolu varsa yaya öncelik vereceğiz Dönüşün tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi tabii ki önemli Döneceği yön önceden işaret dediği sinyal, sinyal vermesi, dar bir kavisle dönmesi yanlış olur arkadaşlar. Hocam nereden bilelim burada dar bir kavisle derken? Şimdi bakın soruda şuna iyi dikkat edin. Sağa dönüş yasak zaten. Burada sağa dönüş yasak levhası var. O halde bu araç nereye dönecek? Okla göstermemiş. Normalde bazı sorularda böyle okla gösteriyor. Sağa sola döneceğini ama burada göstermemiş. Siz bileceksiniz. Siz de nereden bileceksiniz? Bu levhadan. Zaten yolun ilerisi yok gördüğünüz üzere. Sağa dönüş de yasak. Bu araba zorunlu olarak sola dönecek. E sola döneceği için sola dönüşlerde dar bir kavis var mıydı? Hayır. Sola dönüşler geniş bir kavisli olacak. Sağ dönüşler dar bir kavisle. O halde cevabımız A seçeneği yanlış. Dar değil de sola döneceği için araç geniş kavis olması gerekiyordu. Geçelim. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine hangisi takılır? Çekme alatı, patinaj zinciri, hız sınırlayıcı cihaz, lastik basınç sensörü. Kar ve buz. Cevabımız çok basit. Burada nedir arkadaşlar? Kar ve buzlu yollarda patinaj zinciri takıyoruz. Hangi tekere takıyoruz o önemli onu soruyorlar bazen. Güç tekerleklerine, yani çekici tekerleklere. Güç alan tekerlekler diyor ya motordan güç alan tekerlekler. Şimdi çoğu araçta ön çekişli bizim ülkemizde otomobiller özellikle. Ön tekerleklere takıyoruz mesela otomobillerde çekici tekerler. Unutmayın. Güç alan teker demek çekici teker demek. Bu sorumuzda geçelim. Aşağıdakilerden hangisi aracın sağ veya sola dönüşünde etrafındaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır? Geri vites lambaları, sinyal lambaları, park lambaları, sis lambaları. Sağ ve sola dönüşlerde basit bir sorumuz. Sinyal lambalarını kullanıyoruz. Unutmayınız. Cevap B seçeneği. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur? Şıklarımız gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek, öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak, yaya ve yolcu geçitlerinde araçlarını yavaşlatmak. Cevabımız bakalım arkadaşlar sağ şeritte seyretmek olması gereken güvenli mesafeden takip mesafesine uymak bu da doğru. Okul geçitlerinde yavaşlamak ya ve okul geçitlerinde bu da doğru. Arkadaşlar seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, story çekmek trafik suçudur. Cevabımız C seçeneği. Geçelim. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk yardım olarak yapılması gereken hangisidir? Şıklarımız ağız için temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması, solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması, suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi, hastanın ayaklarının yükseltilmesi. Suni solunumdan önce ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki burada cevabımız A seçeneği. Ağız içi hava yolu açıklığının sağlanması. Baş geri çene yukarı pozisyonuna getirip bu ağız içini ve hava yolunu temizliyorsunuz. Zaten ağzında bir yabancı cisim var ise suni solunum yapamazsınız. Dolayısıyla ilk yapman gereken bu. Suni solunumdan daha önce. Geçelim. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudun hangi bölümüne yavaşça vurulur? Ayak tabanına, omzuna, karın boşluğuna, omurgasına. Cevabımız bebek ise söz konusu ayak tabanına. Yetişkinlerde bilinç nasıl kontrol ediliyor? Onlarda da kişinin omzuna hafifçe dokunup iyi misiniz diye sorarak kontrol ediyoruz bilinci. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir? Kafatas eklemlerinde, hareketli eklem yerlerinde, kısa kemiğin ortasında, uzun kemiğin ortasında. Cevap nedir? B seçeneği hareketli eklem yerlerinde arkadaşlar. Çıkıklar hareketli eklem yerlerinde bulunuyor arkadaşlar. Diğer yerlerde çatlak ve benzeri şeyler oluşuyor. Mesela kafatasında çıkık olmaz. Çatlar ya da kırılır. Çünkü orada hareket yoktur. Çıkık nerede oluşur? Eklemlerin birleştiği yerde. işte dizlerin bükülme noktasında. Kolların bükülme noktası. Buralarda çıkık oluşur. Eklem yüzeylerin ayrılmasıdır birbirinden. Çıkığın tanımı da. Geçelim. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır? Çalışmaz. Sarsıntılı, sarsıntısız, yüksek rolentide. Cevap nedir? Eğer aracınız sarsıntılı çalışıyorsa Buji kablolarından biri çıkmış olabilir. Cevap B seçeneği. O da sarsıntılı olacak. Şimdi buji ile ilgili ne gelebilir? Başka sınavda bize kısaca bahsedelim. Arkadaşlar buji benzinli araçlarda ateşlemeyi sağlıyor. Okey bu bir. Arkadaşlar bir de buji dizel araçlarda da buji var. Fakat onun bujisi kızdırma bujisi. Şimdi bu benzinli aracın bujisi şu. Şu dizel araçlardaki kızdırma bujisinin simgesi de bu gösterge paneli simgesi. Bu dizel araçlardaki buji ne işe yarıyor? Soğuk havalarda aracın çalışmasını kolaylaştırıyor. Bu okey. Elde var bir. Dediğim gibi kızdırma bujisi sadece dizel araçlarda. Motorin. Diğer buji işte ateşlemek için benzin LPG araçlarda bulunur. Yine buji ile ilgili ne yapıyoruz? Buji kurum bağlanmışsa kablosu çıkmışsa, ıslanmışsa ateşleme yapmaz. Bujilerden biri ateşlemezse motor titrer. Bak. Kablosu çıkmışsa, ıslanmışsa ateşleme yapmaz. Bujilerden biri Ateşlemezse motor titrer, sarsıntılı düzensiz çalışır. Bakın bunların hepsi önemli. Yine bujiler belli kilometrelerde değiştirilmesi gereken parçalardır. Belli zamanı ya da kilometresi geldiğinde değiştirilir. Ateşleme zamanında yapar bu ateşlemeyi benzinli araçlarda. Unutmayın. Buji kablolarından birinin çıkmış olması motorun sarsıntı çalışmasına sebep olur. Bu da yine bir sonraki sorumuzdu. Geçelim. İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan alana ne verilir? Kavşak, geçiş yolu, sığınma cebi, hemzemin geçit. Cevabımız nedir? Yolların birleştiği yerlere biz kavşak diyoruz. İşte şu. Mesela iki, burada dört yol birleşmiş. Bazen iki yol birleşir mesela. Biz bunların hepsine birden kavşak diyoruz. Hangisi yaralı taşımasında genel kurallardan birisidir? Şıklara bakalım. A. Yaralıya uzak mesafeden çalışılmalıdır. Uzak mesafe yanlış. Biz doğru olanı arıyoruz. Kısa ve zayıf kas grupları kullanmalıdır. Yanlış. Tam tersi. Güçlü kas gruplarını kullanacağız. Hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi hastanın ayak tarafındaki ilk yardımcı olmalıdır. Bu da yanlış. D. Yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir. Doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Mümkün olduğunca Yaralıyı az hareket ettiriyoruz. Bu taşımada en önemli kuraldır. Şimdi şurada yaralı taşımada kullanılan genel kurallar var. Onlara bakalım. Mesela ne demiş? Yakın mesafede kuvvetli kas gruplarını kullanacağız. Az hareket ettireceğiz. En az altı bölgeden kavrayacağız. Dönme ve bükülmelerden kaçınacağız, ani hareketlerden. Yani mümkün mertebe imkanımız varsa sedye ile taşıyacağız. Bu da yine bir bilgiydi. Geçelim. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 4 tane hayat kurtarma zincirimiz var. 4 halkadan oluşuyor. Sıralamasını sormuş bu sorumuz. Ambulans ekiplerince müdahale yapılması. 2. Olay yerine ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği sağlanması. 3. Hastane acil servisinde müdahale yapılması, 4 sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Burada doğru cevabımız Sıralayalım arkadaşlar. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi 1 en önce bu olacak. Şöyle yapalım. Sonra olay yerine ilk yardım temel yaşam desteği 2 Müdahale yapılması ambulans geliyor. 3 sonra da 4. Zaten bunun sıralamasını D seçeneği doğru cevabımız. Evet D seçeneği. Bakalım D mi? Evet D en son 3. Evet arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bu tür sorularda eğer sıralamayı bilemeseniz bile içinden bir iki tanesini bilirseniz eleyebilirsiniz. Mesela hastane acil servisinde müdahale yapılması en son aşama mantıken bile bunun en son aşama olduğunu bilirsiniz. Şıklara bakın en son aşama 3 olan tek D şıkkı var. Şimdi bununla ilgili hayat kurtarma zincirinden bahsedelim. Ehliyet sınavında geliyor çünkü. Arkadaşlar 4 tane basamağı var bunun. Sağlık kuruşuna haber vermek. Temel yaşam desteği sağlamak, ambulans ekiplerince müdahale, hastanede acil müdahale. Buranın fotoğrafını alın. Lazım olur mutlaka. Bilmenizde fayda var. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Yarı oturur pozisyon verilmesi, egzersiz yapılmasının sağlanması, kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi, yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Göğüs ağrısı. Arkadaşlar göğüs ağrısı ya da delici göğüs yaralanması gibi durumlarda yarı oturur pozisyon vermek doğrudur. Diğerleri yanlış. Geçelim bunu anlatırız yine ileride. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan vücutta iç dengeyi sağlayan sistem hangisidir? Sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. Bakın kanı süzüyor. Zararlı maddelere atıyor, iç dengeyi koruyor. Gerekli maddeleri vücutta tutuyor. Bunlar ipuçlarımız. Sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. Zararlıların vücuttan atılması. Doğru cevabımız burada boşaltım sistemi. Boşaltım yoluyla zararlı maddeler vücuttan atılıyor. Şimdi bu sistemlerle ilgili şunlara bakalım, dikkat edelim. Şunlar çıkar çünkü. Şimdi değerli arkadaşlar bakın sistemler boşaltım neymiş kanı süzerek kanı süzmek zaten böbrekler var ya oradan anlamanız lazım. Gerekli maddelerin vücutta tutulması zararlı olanların atılması vücutta iş dengeyi korumak. Burada bir organ da verirse böbrekler karıştırmayın. Böbrekler işte idrar borusu idrar kesesi bunlar boşaltım sistemi. Diğer sistemlerine hızlıca birkaç tanesine değinelim. Hareket sistemi vücudun hareketini sağlayan adı üstünde hareket etmemizi sağlayan nedir? Eklem kaslarımızdır. Eklem ve kaslarımız. Dolaşım dediğimizde kan. Vücuttaki kanın vücutta dolaşımı aklımıza gelmesi lazım. Sinir sistemi dediğimizde kafa. Kafa bölgesi, baş bölgesi aklınıza gelsin. Solunum sistemi dediğimiz zaman da zaten ciğerler, solunum yolları, solunum organları gelecek. Sindirim sisteminde de şunu unutmayın mide, karıştırmayın mide, bağırsak bunlar sindirim sistemi. Sindirimi zaten biliyorsunuz. Geçelim. Akciğer vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Sinir sisteminde, hareket sisteminde, solunum sisteminde, boşaltım sisteminde. Akciğer. Doğru cevabımız tabii ki solunum sistemi olacak. Ciğerler nefes aldığımızda bakın Hatta göğüs bölgemiz şişiyor. İşte bu ciğerlerden kaynaklı ciğerler aracılığıyla bunu bilirsiniz herkes arkadaşlar. Bu sistemler ya da organları şurada ben hızlıca bir tarif edeyim yine. Arkadaşlar hareket vücudun hareketini ilgilendiren yani kemik kas eklem bunlar hareket sisteminin organları. Dolaşım sistemi kanın vücutta dolaşımından bahsediyor. Dolaşımdan kasıt kalp damar kan dolaşım sistemiyle şunu da bilseniz iyi olur. Vücut dokuların oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanları benzer elemanlar taşır. Yani arkadaşlar vücudun oksijenlenmesini sağlayan Sistem dolaşım sistemi. Vücuttaki bulunan oksijeni vücuda dağıtan karbondioksidi toplayan sistem. Aynı zamanda vücudun besinini taşıyan sistem dolaşım sistemi. Yani bahçe gibi düşünün. Bahçeyi nasıl suluyor? Dolaştırarak hortumlarla. E, bizim damarlarımızda aynı misal. Hortumlar aracıyla tüm vücudumuzda sarılı damar, kılcal damar, atar damar, toplar damar şeklinde. İşte buralara besinler gidiyor. Vücut için gerekli her şey bu dolaşım sistemiyle sağlanıyor. Mesela oksijen. Bunlar önemli. Sınavda bu şekilde çıkıyor diye dolaşım sistemine detay verdim. Sinir sisteminde de baş bölgesini kastediyor. Kafa bölgesini. Solunum sisteminde zaten akciğer, solunum yolları. Boşaltım sisteminde böbrekler var. Kanın süzülmesi var. Sindirim sisteminde de mide, vücutta sindirim artık son nokta onlardan bahseder. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir? Bilinci yerinde olmayan, omurgasında kırık olan, kalça kemiğinde kırık olan, kaburga kemiğinde kırık olan. Arkadaşlar oturma pozisyonu zaten D seçeneğinde kaburga kemiğinde kırık olanlara verilir. Bilinci yerinde olmayan olmaz. Omurga kırığı varsa sedyeyle yatırarak taşıyacağız. Yine kalça kemiğinde oturtamayız yani biliyorsunuz. O da doğru olmaz. Cevap D seçeneği geçelim. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 5 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanır? Kalbi duran, kalbi düzensiz çalışan, solunum sayısı azalan, solunumu düzensiz olan. Cevap nedir? A seçeneği kalbi duran, Şimdi bu temel yaşam desteğine giriyor bu. Temel yaşam desteğinde bizim için önemli notlar var. Sınavda birebir çıkacak notlardır bunlar. Kişiye iyi misiniz diye sorarak bilinç kontrolü yapıyoruz. Bir soru bir. Bilinç kontrolünü bebeklerde ayak tabanından yapıyoruz. Hafifçe vurarak. Soru iki. Hasta yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılıyor. Sınavda bunu yumuşak zemin yazar. Kafanız karışır. Dikkat edin sert. Yine baş geri çene yukarı pozisyonu veriyoruz. Bu pozisyonun niçin veriyoruz? Solunum açmak için. Solunum yolu için. Hava yolu. Bak dinle hisset yöntemi. 10 saniye. Buraya sınavda gider 5 saniye yazar. Sizi düşürür tuzağa. Unutmayın. Yine göğüs kemiği yetişkin ve çocuklarda 5 santim aşağı inecek. Bebeklerde 4 santim aşağı inecek. Unutmayın. Yine burada 1 bölü 3'ü kadar. Unutmayın bunu da. Dakikada 100 basılı olacak. Mühim önemli bu da önemli. Yine hasta yaralıya 32 kuralı uyguluyoruz yani 30 kalp masajı 2 solunum. Bu tür 5 bu işlem 5 tur uygulanacak. Sonra acil yardım aranır. Yine bebeklerde solunum yoksa ağız dolusu nefes alınır ve ağız bebeğin ağzı ve bunun içine alacak şekilde yerleştirilir. Biraz uzattım biliyorum ama burada kesin bir tane soru gelir sınavda buradan. Unutmayın dikkatli olun. Mesela adam şunu söylüyor bebeklerde göğüs kemiği 4 santim normalde. Buraya 5 yazıyor düşürüyor. Ya da 30'a 2 demek yerine 30'a 3 diyor. Düşürüyor sizi tuzağa. Bunlara dikkat edin. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? Çenenin kasılması, vücudun kasılması, dilin geriye kaçması, baş geri çene pozisyonu verilmesi. Doğru cevabımız C seçeneği. Dilin geriye doğru kaçması. Yani dil geriye doğru kaçarsa biliyorsunuz bilinç kaybı olmazsa kaçma ihtimali var. Bu da nefes borusunu tıkıyor insan dili. O zaman boğulma tehlikesi yaşayabilir. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yani ağır yanıklardan bir yanıkların bir göstergesidir? Yanık bölgesinin sinir harabiyetinin olması, kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması, deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması, derinin kuru ve ağrılı olması. Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Ağır yanıklarda sinir harabiyeti oluşur. Şimdi yanıklara bakalım kısaca. Bizim işimize yarayacak yanık çeşitleri bunlar. Birinci derecede yanıklar. ikinci derecede yanıklar. Üçüncü derecede yanıklar. Birinci derecede yanıklarda ne vardır? Deride kızarıklık ödem vardır. 48 saat içinde iyileşir. Basit yaralanma yanıklardır bunlar. İkinci derecede yanıklar içi su dolu kabarcıklıdır ağrılıdır, derinin yenilemesiyle kendi kendine iyileşir. Şimdi bu biraz daha tehlikeli yanıklar. Üçüncü derecede yanıklarsa en tehlikeli yanıklardan. Yani bizim işimize yarayacak kısımda. Özellikle sinirleri etkiler, derin, derine iner yani yaralanma. Yine sinirler zarar görür. Yanıklarla ilgili neymiş? Yanık bölge en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulacak. Yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı çok olacağından pek önerilmiyormuş bu yöntem. Su toplamış yerleri patlatmıyoruz. Yanık bölgelerle birlikte bandaj yapılmamalıdır. Yani üzerine şey sarmayacağız bandaj. Arkadaşlar yanıklarda zaten birinci derecede kendiliğinden iyileşiyor. ikinci derecede hafif. Biraz daha ona göre ağırdır. Yine iyileşebilir. Fakat kabarcıklar vardır. Burada var ya. Bu buranın ipucu budur. Unutmayın. Üçüncü derece yanığın ipucu da sinir ve kaslar etkilenir. Geçelim. Evet bugün de bitirdik. Umarım hepiniz için güzel bir video olmuştur. Yarın görüşmek üzere. Sınava gireceklere başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese başarılar.